Merhaba arkadaşlar. 18 Ekim tarihli AYT'nin edebiyat çözümlerini yapacağız şimdi birlikte. Hemen başlayalım birinci sorumuzla. Bu parçada altı çizili sözcüğün anlam, anlamca karşılayabilecek bir kullanım aşağıdakilerden hangisinde vardır demiş. Detaylıca ifadesine baktığımızda biz C seçeneğinde bütün yönleriyle ifadesini karşıladığını görürüz. O yüzden C seçeneği bizim doğru seçeneğimizdir. İkinci sorumuzla devam edelim. Bu parçadan hangisi çıkartılamaz diyor. Kentlerdeki nüfus artışının bir dönem daha hızlı olduğunu söylemiş. Şuraya baktığımızda sanayi devrimiyle kentlerdeki nüfus süre, süratle artarken demiş. Dolayısıyla buna ulaşabiliyoruz. 19. ve 20. yüzyıldaki bazı yeniliklerin toplumda karşılık bulduğu, 19. ve 20. yüzyıllar sosyal, siyasal alanlarda pek çok gelişmeye sahne olmuş demiş. Dolayısıyla bunu da işaretleyebiliriz. Sanayi devriminin birçok yeniliğin önünü açtığını söylemiş. Sanayi devrimi kentlerdeki evet nüfus artışını yapmış. Aynı zamanda demiryolu taşımacılığı ile endüstri alanında atılımlarda büyük ivme ortaya konulmasını sağlamış. O zaman bunu da işaretleyebiliriz. Gelişen ekonominin okur-yazarlık oranına etki ettiği ekonomik büyüme ile birlikte okur-yazarlık oranı da aynı hızla artmış. Dolayısıyla bunu da işaretleyebiliriz. Ama C seçeneğindeki sanayi devriminin ülkelerin bağımsızlıklarını kazanmalarını sağladığını ulaşamayız. O yüzden doğru seçeneğimiz C seçeneği. Üçüncü sorumuzla devam edelim. Üçüncü sorumuzda da bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir demiş. Yüzyıllar boyunca Türk dillerini konuşan halklar özellikle Farslı, Moğol gibi farklı toplumlarda birçok alanda etkileşimli bulunmuşlardır demiş. Türklerin en fazla Slav, Fars, Moğollarla ilişki içerisinde olduklarına ulaşamayız. Buradaki en fazla ifadesi buradakini karşılamıyor. O yüzden bu gitti. Türklerin hayat tarzlarının birçok kavimle ilişki kurulmasına sağladığına, buradaki hayat tarzından ötürü de herhangi bir bilgiye oluşamadığımız için bu gitti. Türk dilinin komşu dillere birçok kelime verdiğine ifadesine bakıyoruz. Şurada benzer şekilde de diğer dilleri etkilemiştir demiş. Burada etkilediğinden bahsediyor, kelime verdiğinden bahsetmiyor. O yüzden bunu da götürebiliriz. Türk dillerinin kendisinden zayıf olan dilleri etkilediğine. Burada herhangi bir dilin zayıf olmasından bahsetmiyor. Dolayısıyla burayı da götürebiliriz. E seçeneğine baktığımızda Türk dilinin tasnifi noktasında farklı dillerle ilişkide olmanın bazı sorunlara yol açtığına. Tasnif sınırlama sınıflandırma demektir. Türk dillerinin sınıflandırılmasının birden fazla sistemi oluşmuş demiş. Bu Bunlardan bazıları benzerlikler barındırır, bazıları apayrı sınıflandırma vardır. Bunların nedenleri nedir arkadaşlar? Şurada yukarıda bahsettikleri. Dolayısıyla bazı sorunlar ortaya çıkarttığını da söyleyebiliriz. Üçüncü sorumuzun cevabı bu yüzden E'dir. Dördüncü sorumuzla devam edelim. Dördüncü sorumuz hangisinde bir yorum yapılmamıştır şeklinde. Doğru cevabımız A seçeneği olacak. Çünkü 1940 yılında 15 yaşındayken Yeni İnsanlık isimli dergide Harika Çocuk adlı ile adı ile ilk şiirlerini yayımladığı ifadesinde e, söyleyen kişinin herhangi bir yorumu yoktur. Ama diğerlerine baktığımızda mesela coşkun bir gençliğin izlerine rastlanır demiş. Onun dışında güçlü sesi ifadesini kullanmış. Kendisini toplumun adeta bir sözcüsü olarak görmüş. E, ve diğerinde de e, ikinci yeni kuvvetli olduğu yıllarda imgesel e, bu anlayışın etkisiyle imgesel e, bir dille kapalı şiirler yazmış demiş. Mesela burada da kuvvetli olduğu yıllarda ifadeleri e, ve buna bağlı olarak da kapalı şiirler yazmış olması gene bir yorumlamadır. Ama A seçeneğinde böyle bir yorumlama yoktur. 5. sorumuzla devam edelim. İkinci sorumuzda hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır demiş. Baktığımızda kelebek etkisinden bahsetmiş. Kelebek etkisi karışık dinamik sistemlerde başlangıçta küçük bir değişim beklenmedik bir sonuca yol açması diyerek kelebek etkisini tanımlamış. Modern bilimde bu teorinin fizik, matematik, mühendislik gibi alanların yanı sıra biyoloji, psikoloji ve nörobilimde de uygulanmasından bahsetmiş. Üçüncü cümleye geldiğimizde ise bilişsel işlevlerde dinamik yaklaşımdan söz ediyor arkadaşlar. Şuradaki dinamik sistemler falan kafanızı karıştırmasın. Burada başka bir şeyden bahsediyor. Bilişsel işlevlerde dinamik yaklaşım insan gelişiminin karmaşık süreçlerini yaşam boyunca zihinsel, davranışsal, nörolan, ve sosyal sistemlerini ve her bir arasındaki etkileşimi vurgulamaktadır diyerek burada bize bilişsel işlevlerde dinamik yaklaşımın ne olduğunu söylemiş. Daha sonra dördüncü cümleye geçerek arkadaşlar şuradaki uygulamalardan bahsetmeye devam ediyor. Geliştirilen bu uygulamalar diyerek e, Üçü çıkartırsak çok daha bir bütünlük sağlayacağımız bir parça ortaya çıkıyor. Dolayısıyla beşinci sorumuzun cevabı da C'dir. Altıncı sorumuzla devam edelim. Bu parçadan hareketle yazı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Kişi duygu, düşünce ve hayallerini yazıyla anlatarak bireyselleşme yolunda mesafe kat edebilir. Bir bakıma kişinin kendini ortaya koyabilmesidir. Genel olarak böyle bahsettiği için arkadaşlar kendi kabuğunu kırması yani kendi kişiliğini ortaya koyması ve bireyselleşmesini gösterdiği için C seçeneği olacak sadece doğuştan gelen bir yetenek olduğu, insanın geleceğini şekillendirdiği, bir birikime ihtiyaç duymadığı gibi şeyler çıkartamayız. Hatta tam tersi ifadeler bile çıkartılabilir. Yedinci sorumuzla devam edelim. Bu şiirde asıl anlatılmak istenen hangisidir? Parçaya baktığımızda elleri koynunda pınar başında Almanya'ya doğru bakar o gelin. Yedi çocuğu var dördü peşinde feleği dişini sıkar o gelin diye devam ediyor. Burada bir gelinden bahsediyor ve bu gelinin eşinin Almanya'ya çalışmak için gittiğini ve sürekli onun yolunu gözlediğini anlayabiliyoruz. Yani işte kapıdan geçeni postacı zannediyor. Nereden bir ses gelse oraya bakıyor ve hatıra eşinden hatıra kalan mendili gözyaşları ile yıkıyor. Dolayısıyla buradaki kişinin sevgili hasreti çektiğini söyleyebiliriz. 8. sorumuza bakalım. Bununla ilgili hangisi söylenemez demiş. Hemen bakalım. İlahi nazım türüyle yazılmıştır. Evet, gah ya eserim yerler gibi, gah tozarım yollar gibi, gah akarım seller gibi, gel gör beni aşk neyle de Yunus Emre'nin bir ilahisidir arkadaşlar. Buradaki aşktan kastı Allah aşkıdır ve Allah aşkını, Allah sevgisini dile getiren bir türdür. Bunu söyleyebiliriz. 8'li hece ölçüsü kullanıldığına bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8'li hece ölçüsü kullanılmıştır ve baktığımızda bunu 4 şekilde bölebiliyoruz. 4 artı 4 yapabiliyoruz. Yani bir kelimeyi bölmüyor. O yüzden bu da doğru. Düz kafiye vardır. Hemen arayalım. Yeller gibi, yollar gibi seller gibi. Ve aşk neyledi diyor arkadaşlar. Baktığımızda bunun hemen kafiye örgüsünde hatta e, redifine falan da bir bakalım arkadaşlar. Ler gibiler, buradaki ler gibiler aynı görevde oldukları için ve aynı okunuşa sahip oldukları için bunlar rediftir. Geri kalana bakıyoruz redifleri attıktan sonra. L seslerinin benzediğini görüyoruz. L sesine baktığımızda tek L sesinin benzerliği yarım kafiyedir. Dolayısıyla bunun kafiye düzeninin A A A B olduğunu görüyorum. Yani düz kafiye kullanıldığını görüyorum ve sürekli yah sesinin yah kelimesinin e, tekrarlandığını, gibi kelimesinin tekrarlandığını görerek tekrar sanatı yapıldığını görüyorum. Dolayısıyla E seçeneği de doğru. Ahenk unsuru olarak redif kullanıldı, evet. Ama tam kafiye değil, yarım kafiye kullanıldı. O yüzden B seçeneği yanlıştır. Dokuzuncu sorumuza gelelim. Dokuzuncu sorumuzda da ortak özelliğini sormuş arkadaşlar. Ortak özelliklerinden biri değildir diye bize sormuş. Koşma nazım biçimiyle, nazım şekliyle yazılmış olmaları. Baktığımızda 11 ile hece ölçüsü ve kafiye düzenine bakıyoruz. Ve bunlar nedir arkadaşlar? Koşmanın özellikleri. Hemen baktığımızda bu ikisini işaretleyebiliriz. Yazıldıkları şiir geleneği, dil özelliklerine baktığımızda ve biçim özelliklerine baktığımızda bunların halk edebiyatından geldiğini görüyoruz. Onun dışında ek halinde redife yer vermeleri. Evet şuraya baktığımızda söz ümüz, özümüz, gözümüz ifadelerine baktığımda şuradaki yelik eklerinin aynı görevde olduğunu görüyorum ve bunlar ek halinde rediftir. Hatta bu, bunu da şöyle yazalım. Diğerine bakalım. Şurada. Anadolu'mun, Anadolu'mun ifadesine bakıyoruz. Başkadır Anadolu'mun, başkadır Anadolu'mun. Şuradaki ifadelerin redif olduğunu görüyorum. Ve burada hem kelime halinde hem de ek halinde redif olduğunu görüyorum. Dolayısıyla bu da benzer bir özelliktir. Konularına bakalım. İkrarı ezelde beri sözümüz, beli sözümüz, varlığında vücut buldu özümüz. Veçhi seyrullah'tır. Gönül gözümüz sıfata bakmaya ayna gerekmez demiş. Bunun baktığımızda dini bir şiir olduğunu, benim yurdum hiçbir yere benzemez, neresi başkadır Anadolu'mun? Zamanın var ise seyran eyle gez, sırası başkadır Anadolu'mun dediğimde ise din dışı, memleket güzelliği, güzelleme olduğunu görüyoruz. Şöyle de güzelleme yazalım. Güzelleme olduğunu görüyoruz. Benzer temaları işlememişlerdir. O yüzden biz E seçeneğini işaretleyebiliriz. 10. sorumuzda devam edelim. Çok güzel bir soru tarzıdır. Ee, burada bir gazel e, beyitleri karışık olarak verilmiş ve doğru sıralama istenmiştir. Hangisinin doğru olduğunu bilmemiz için arkadaşlar öncelikle gazelin ilk beytinin mukaffa olduğunu yani kendi içinde kafiyeli olduğunu bilmemiz gerekiyor. Böyle baktığımızda ise usan maz mı yan maz mı diyerek şunların redif olduğunu görüyorum ve redifleri atıyorum. Kalana baktığımda buradaki seslerin kafiye oluşturduğunu, yani bu ikisinin aynı kafiyede olduğunu görüyorum. Dolayısıyla ikinci olan bir numaraya gelecek arkadaşlar. Daha sonra bir başka bilgiyi görmek gerekiyor. O da şairin mahlasının son beytte kullanıldığı bilgisi. Dolayısıyla bu da üçüncü sıraya gelecek ve dolayısıyla kalan da ikinci sıraya yerleşecek. Böyle olan seçeneğimiz de C seçeneğidir. İki bilgi bizim bu soruları çözmemizi sağlar. 11. sorumuza gelelim. Bu dörtlüklerin nazım türleri türü aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş arkadaşlar. Hemen bakalım. Cihan var olmadan katmi Adem'de hak ile birlikte yektaş idim ben. Yarattı bu mülkü çünkü o demde yaptım tasvirini nakkaş idim ben. Ana sırdan bir libasa büründüm. Narü hakkü badü abdan göründüm. Hayrül Beşer ile dünyaya geldim. Adem ile bir yaşta idim ben. Buraya baktığımızda arkadaşlar daha dünya yaratılmadan Ruhların yaratıldığını ve Allah'ın ruhundan üflenip ortaya çıktığını, daha sonra bir maddeye büründüğünü ve işte dünyaya geldiğini söylüyor. Bu arkadaşlar dini tasavvufi halk edebiyatında devriye dediğimiz türdür. Her varlık Allah'tan gelmiştir ve her varlık tekrar Allah'a dönecektir. Bu nazariyeyi işleyen bir şiir türüdür. O yüzden doğru cevabımız B'dir. İlahi Allah sevgisini işler, şatiye birazcık böyle alaylı bir dili gibi görünür ve Allah'la böyle şaka yolu gibi konuşmadır. E, nutuk dediğimiz şey e, tarikata yeni giren dervişlere e, adab öğretmek içindir. Deme dediğimizde Alevi Bektaşi şiirleridir. E, dolayısıyla B seçeneğimiz doğrudur. 12. sorumuza geldiğimizde ise hangisinin edebi sanat yoktur diye söylemiş. Hemen bir bakalım. Rüzgar kırdı dalımı ellerin günahı ne? Ben yitirdim yarimi yolların günahı ne dediğinde ellerin derken birincisi gerçek anlamda organ olan elden bahsediyor. İkincisi de yabancı olandan bahsediyor. O zaman yabancı anlamına gelen el. O zaman baktığımızda çok anlamlı olan tevriyedir. Ağaçlar sonbahara hazırlanıyor. Bu şehir o eski İstanbul mudur diyerek şair bilip de bilmemezlikten geliyor İstanbul olup olmadığını. O zaman bu da doğru. Kırlarda çiçekler hep boyun büktü, ağaçlar hüznünden yaprağını döktü. Akşam bile şehre erken çöktü, sen gittin diye sevgilim düzen değişti. Bütün bu doğadaki düzenin değişmesini sevgilinin gitmesine bağlıyor. Yani daha sanatlı, güzel bir nedene bağlıyor. Hüsnü talildir. Buraya geldiğimizde arkadaşlar, dürüstlük sözünü kaldır kasaya, ne adalet, Adalete bak ne de yasaya. 50'den aldığın sahte malları 300'den sürüversen piyasaya diyerek arkadaşlar. Burada bir eleştiri yapıyor. Ee, ve bir şeyi söyleyerek tam tersini kastediyor. Aslında biz buna tariz diyoruz. Eleştiri yaparken kullanılıyor. Kinaye değildir arkadaşlar. Kinaye bir sözü söyleyip hem gerçek hem mecaz anlama gelecek şekilde kullanmaktır. O yüzden bu yoktur. O yüzden doğru cevabımız D'dir. E seçeneğine baktığımızda da yenilgi ve zafer ifadeleri zaten birbirinin tezatıdır. O yüzden bu da doğrudur. 13. sorumuzla devam edelim. 13. sorumuz çok güzel bir soru. Aşağıdaki divan sançıların hangisinin bu dizeler ait olduğu e, nazım şekliyle eser vermemiştir? Hemen bu nazım şeklinin ne olduğunu bulalım arkadaşlar. Aruzun kısa kalıplarıyla yazıldığını görüyorum. E, beyitlerle kurulduğunu görüyorum ve baktığımda bu ikisinin birbiriyle kafiyeli olduğunu bu ikisinin birbiriyle, bu ikisinin birbiriyle ve bu ikisinin birbiriyle kafiyeli olduğunu görüyorum. Yani her beyt kendi içinde kafiyelidir. Biz bu nazım biçimine mesnevi diyoruz arkadaşlar. Mesnevi dediğimizde de Fuzuli'nin, Taşlıcalı Yahya'nın, e, onun dışında e, Nabi'nin, Şeyh Galib'in mesnevileri olduğunu biliyoruz. Ama Lale Devri sanatçısı Nedim'in, bir mesnevisi yoktur. O yüzden A seçeneğini işaretlememiz gerekiyordu. Hemen 14. sorumuzla devam edelim. 14. sorumuzda da ikinci e, grupta eseri yoktur diye söylemiş. Birinci grupta sanatçıları verip ikinci grupta da eserler vermiş. Hemen bir bakalım arkadaşlar. Kanuni Mersiyesi Baki'ye aittir. Onun dışında Nabi'nin eseri ise Hayrabat'tır. Alişir Nevai'nin eseri Mizanul Evzan'dır. Süleyman Çelebi'nin eseri ise Vesiletün Necat'tır. Burada Gülşehri'nin bir eseri yoktur. O yüzden de 14. sorumuzun cevabı Gülşehri olmalıdır. Hemen 15. sorumuzla devam edelim. Bu parçada sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir? Hemen anahtar kelimelerimize bir bakalım arkadaşlar. Asıl ismi Mehmet. Ee, onun dışında Bağdat aldıktan sonra devlet büyüklerine kasideler sunmuş diye de söylemiş. Yani burada Bağdat da bizim için anahtar bir sözcük. Arapçayı, Farsçayı ve Türkçeyi çok iyi biliyor. Ve üç dilde de divanı var. Bu üç dilde de. Ve e, Türkçe divanın sözünde şiir kaynağı Allah, Allah sanatında bulunan bir marifettir. İlimsiz şiir temelsiz duvar gibidir. ifadesi arkadaşlar gene çok önemli bir ipucu. Onun dışında divan edebiyatın en lirik şairlerinden olduğunu söylüyoruz. Ve aşk ve ızdırap şairi olduğunu söylüyoruz. Aşıkhane gazel yazdığını söylüyoruz. Bütün bunlar zaten bizi çoktan fuzuliye götürüyor arkadaşlar. O yüzden doğru cevabımız D'dir. 16. sorumuzla devam edelim. 16. sorumuzda da bu dizelerden yola çıkarak Tanzimat şiiri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Şimdi seçeneklere baktığımda divan edebiyatının bir e, şekilleri kullanılmıştır, kafiye ve rediften yararlanılmıştır, aruz ölçüsü kullanılmaya devam etmiştir, gazel tarzı uyak düzeni kullanılmıştır, şekil olarak eski içerik olarak yenidir. Bütün bunlar zaten Tanzimat'ın özelliği. Ama burada verilen şiire baktığımızda içeriğin yeni olmadığını görüyoruz. O yüzden A seçeneğini işaretliyoruz. Eğer içerik yeni olsaydı haktan, adaletten, hukuktan, hürriyetten bahsederdi arkadaşlar. Ama burada böyle bir söz şey söz konusu değil. Bireysel bir şiir yazdığını söylüyoruz. O yüzden de A seçeneğini işaretlememiz gerekiyor. 17. sorumuzla devam edelim. 17. sorumuzda Aşağıdakilerden hangisi bu parçada bahsi geçen romanla aynı dönem içinde değerlendirilemez demiş. Baktığımızda psikolojik unsurların ağırlıklı olduğu bir roman olduğunu görüyoruz. Onun dışında kıskançlık teması üzerinde durulduğunu görüyoruz. Ve edebiyatımızdaki ilk psikolojik roman denemesi olduğunu ve ilk tezli roman olarak da geçtiğini görüyoruz arkadaşlar. Entrika ön planda. Entrika ön planda. Onun dışında e, burada kahramanımızın ismi de var Zehra. Zehra zaten bizim için önemli bir ipucu. Buradan Nabizade Nazım'ın yazdığı Zehra'dan bahsediyor arkadaşlar. Baktığımızda e, Cezmi, Sergüzeş, Turfanda mı yoksa Turfa mı? Henüz 17 yaşında Tanzimat dönemi eserleriyken Eylül, Servet Ufuyunun dönemi eseri olarak buradan ayrılıyor arkadaşlar. Buradaki psikolojik ifadesiyle Eylül ifadesi belki böyle bir çelişkiye düşmenize neden olabilirdi ama dikkatli bakmanız gerekir. 18. sorumuza bakalım. 18. sorumuzda da hangi sanatçıdan bahsettiğini söylüyor. Gene ipucu olan kelimelerimize bakalım. Aruzla başlayıp Hece örsüne geçmiş bir sanatçı Anadolu'yu, Atatürk'ü memleket sevgisini işliyor. Onun dışında Şarkılı Sultanları diye bir kitabı var arkadaşlar. Öğretmen olarak Kayseri'ye gidiyor ve yolculuğu sırasında Han Duvarları'nı yazıyor. Çoban Çeşmesi ve Akarsu şiirleri var. Onun dışında Sanat diye bir şiiri var ki sanat anlayışını dile getiren bir manifesto niteliğinde ve takma ismi de Deli Ozan. Bütün bunlar beni Faruk Nafiz Çamlıbel'e götürecek. 19. sorumuza gelelim. 19. sorumuz biraz farklı bir soru. Bir diyalog var karşımızda ve bu e, diyalogdan ne yapacağız arkadaşlar? Bir şeyler çıkartıp doğru seçeneği işaretleyeceğiz. Hangisine ulaşılamaz demiş. Hemen inceleyelim. Yazar memleket hikayelerini ve gurbet hikayelerini daha okumamıştır. Burada diyor ki yazar Refik Halit Karay'ın hikayeleri dışındaki tüm eserlerini okudum. Buraya baktığımızda Refik Halit Karay'ın hikayeleri olduğunu görüyoruz. Daha doğrusu bunu okumadığını söyleyebiliriz. Eleştirmen Ekmekel'den Su Göl'den'deki tasvirleri beğenmemiştir. Baktığımızda eleştirmenin dediğinde şurada Ekmekel'den Su Göl'den romanını çok beğendiğimi söyleyemem demiş yazar. Burada eleştirmenin söylediğine de bakıyoruz. Özellikle ikinci eseri okurken bir ara Refik Halit Karay'ın romanını mı okuyorum diye baktım diyor. Yani o kadar beğenmemiş. O zaman bunu da işaretleyebiliriz. Bugünün saraylısı yazara ve eleştirmene göre başarılı bir eser değildir demiş. Burada öyle bir bilgiye ulaşamıyoruz. O yüzden C seçeneğini işaretleyebiliriz. Eleştirmenin en beğendiği romanı İstanbul'un iç yüzüdür. Baktığımızda ee, en beğendiği eseri zaten söylediğinde üslubu ve konusu bakımından İstanbul'un iç yüzü diyebilirim demiş. Yazara göre Refik tüm eserlerinde başarı göstermemiştir. Zaten baktığımızda e, itiraf etmeliyim ki öğretici metinleri romanları kadar beğenmedim demiş. Dolayısıyla bütün eserlerini aynı şekilde beğenmiyor. O yüzden C seçeneği doğru seçenektir. 20 sorumuza bakalım. 20. sorumuzda sanatçılardan hangisi bu şiirde örneği verilen edebi akımı şiir örneği vermemiştir demiş. Hemen inceleyelim. Şiire baktığımızda çok ahenk unsuru olduğunu görüyoruz. biraz daha duygusal bir şiir olduğunu, bireysel lirik bir şiir olduğunu görüyoruz. Burada saf şiir anlayışıyla kaleme aldığını söyleyebiliriz. Hatta direkt sanatçılara baktığımızda bile Cahit Sıtkı'nın, Cenab-ı Şahabettin'in, Yahya Kemal'in, Ahmet Müyüptüranas'ın aynı anlayışla eserler kaleme aldığını ama Mehmet Akif Ersoy'un e, tamamen realist ilkelere bağlı kalarak sadece gördüklerini, gözlemlediklerini yazdığını söyleyebiliriz. O yüzden D seçeneğini işaretleyelim. 21. soruya geldiğimizde ise 21. soruda bize bir e, parça vermiş ve bu parçadaki roman anlayışını çıkartmamızı istemiş ve bu roman anlayışını çıkartarak e, hangisi buna uzaktır diye sormuş arkadaşlar İflassızın Yusuf da Köse Hasan Pehlivan Ali diyor e, bu üç arkadaşın binerek e, trene binerek Çukurova'ya gitmesinden bahsediyor arkadaşlar burada anlatılan bereketli topraklar üzerinde e, romanıdır Baktığımızda burada doğru seçeneğimiz B seçeneği olacak. Çünkü Vassaf Bey Memdu Şevket Esendal'a aittir. Yani bireyin iş dünyasını anlatandır. Ama buraya baktığımızda toplumcu gerçekçi olduğunu görüyoruz. Diğerlerine baktığımızda zaten bir çift öküzün e, Samim Koca Göz'a e ait olduğunu, Teneke'nin Yaşar Kemal'e ait olduğunu, Yılanların Öcü'nün Fakir Baykurt'a ait olduğunu, e, Eskici ve oğullarının Orhan Kemal'e ait olduğunu yani toplumcu gerçekçi olduklarını görebiliyoruz. O yüzden B seçeneği doğrudur. 22. sorumuza geldiğimizde burada anlatılan sanatçının kim olduğunu soruyor. Çukurova'yı anlatması zaten bizim için önemli bir İpucu ipucu. Onun dışında destansı ol, bir havada yazdığını söylemesi gene bir ipucu arkadaşlar. Ve dört çitlik İnce Mehmet romanını gördüğümüzde zaten bizim işaretlememiz gereken kişi Yaşar Kemal olacaktır. Doğru seçenek E'dir. Onun dışında şurada kendi özelliklerine de yer veriyoruz. Bunlar da zaten önemli ipuçları. 23. soruya bakalım. Bu da enteresan, güzel bir soru. Hangi roman kahramanı kendini yanlış tanıtmıştır? E, Şinasi'ye baktığımızda e, Şinasi işte diyor ki Doğu Batı ikilemini anlatan Fatih Harbiye romanında Doğu'yu temsil ediyorum ve Neriman'ı seviyorum. Evet Fatih Harbiye romanında Şinasi karakteri burası doğru. Osman'a baktığımızda Orhan Pamuk'un yazdığı Yeni Hayat romanındaki kahraman olduğunu görüyorum. Burası da doğru. Hikmet'e baktığımda bir bilim adamının romanı diyor. Arkadaşlar bir bilim adamının romanında Mustafa İnan'ın hayatı anlatılmıştır. Hikmet ben Benol değildir. Dolayısıyla biz Turgut Uyar'ın yazdığı bu romanda bu karakteri görmüyoruz. O yüzden Hikmet kendini yanlış tanıtmıştır. Zebercet zaten Yusuf Atılgan'ın Anayurt Oteli'nde karşımıza çıkan. Aysel de Ölmeye Yatmak romanında, Adalet Ağılım Ölmeye Yatmak romanında karşımıza çıkan bir karakter. Hikmet burada Yanlış söylemiş. 24. sorumuza bakalım. 24. sorumuzda da bir şiir vermiş ve hangi edebi topluluğun özelliklerini barındırır demiş. Şiire baktığımızda alışılmamış bağdaştırmalar, söz diziminde bozulmalar ve kapalı bir anlatım özellikleri görüyoruz. E dolayısıyla e, baktığımızda bu özellikler de bizi ikinci yeni şiirine götürecek. 24. sorumuzun cevabı da bu şekilde A olacak. Evet arkadaşlar, edebiyat soru çözümümüz burada bitti. Başarılar dilerim, İyi günler.